İyi akşamlar. 16 Nisan Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Dünyanın gündemi tamamen Orta Doğu'yla meşgul olmuş durumda. Neden? Çünkü 13 Nisan 2024 tarihinde İran'ın İsrail'le misilleme hava saldırısı sonrası yürekler ağza geldi. Bütün dünya acaba bölgesel bir savaş çıkar mı ve bu küresel bir savaşa, yani çokça konuştuğumuz 3. Dünya Savaşı'na dönüşür mü sorusuyla meşguldü. Şimdi detaylarıyla konuşacağız her şeyi, arka planlarını konuşacağız, bölgesel gelişmeleri konuşacağız ama önce gelin VTR'mizi izleyelim, neler oldu bir hatırlayalım. İsrail'in Şam'da İran konsolosluğunu vurmasının ardından beklenen oldu ve İran, İsrail'e füze ve İHA saldırısı başlattı. İran saldırının adını Gerçek Vaat Operasyonu olarak ilan etti. İsrail ordusu yaptığı açıklamada atılan füze ve İHA'ların %99'unun havada imha edildiğini belirtti. İran'ın Nevatem askeri üssünde Altepe'ye zarar verdiğini fakat üssün çalışır vaziyette olduğunu açıkladı. Hava saldırılarında İsrail'de iddiaya göre 12 kişi yaralandı. Öte yandan İran-İsrail arasında yaşanan bu tiyatro hızlı bitti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakri yapılan fiyasko saldırılardan sonra açıklamalarda bulundu. Bakri operasyonlara devam edilmeyeceğini duyurdu. Dahası İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik füze ve seyir füzesiyle düzenlediği saldırılara verilecek misillemeden zarar görmeyecekleri konusunda bölge ülkelerine teminat verdiği iddia edildi. İran'ın İHA saldırısına dünyadan da büyük tepkiler geldi. Ama Kıbrıs'tan jetlerini kaldıran İngiltere'nin desteğe gitmesi yaşanan süreçte en dikkat çekici adım oldu. İngiliz basını bu olayı ABD'nin yerini İngiltere mi alıyor başlığıyla servis etti. Bilindiği üzere İngiliz medyası uzun süredir İngiltere'nin Orta Doğu'da gücünü artırmaya yönelik çalışmalarıyla ABD'ye gözdağı vermeye çalışıyor. İngiltere, Orta Doğu'da uzun süredir gücünü artırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor ve bu İngiliz medyasında da yer alıyor. İngiltere'nin ABD'den önce reaksiyon alıp jetlerini kaldırması ise Washington'ı rahatsız etmiş görünüyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında tüm dünya İsrail'in İran'a ne zaman karşılık vereceğini merak etmeye başlamıştı ki savaş kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşme sonrasında misilleme kararını askıya aldıklarını açıkladı. Ancak savaş kabinesinin ertesi gün yaptığı görüşmede durum değişti. Misilleme yapma kararı alındı. Bunun ne zaman ve ne şekilde olacağı henüz net değil. Genelkurmay Başkanı hafta sonunu işaret etse de daha erken olabileceği belirtiliyor. İsrail Hava Kuvvetleri saldırı için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Peki İsrail nasıl karşılık verebilir? ABD İsrail'in kararına destek verir mi? Bölge ve küresel ölçekte dünya bu hamleden nasıl etkilenir? İşte bu soruların cevabını süreci birlikte yaşayıp göreceğiz. Merhabalar. Çok önemli bir gündemi konuşacağız bugün. Daha önce de söylediğimiz gibi İsrail-İran arasındaki gerilim. Şimdi izledik neler olduğunu. İran, İsrail'e
Sembolik olmanın bir adım ötesine geçen misilleme ile hava saldırısı ile cevap verdi. Ve dünyanın birçok bölgesinden İsrail'e destek geldi. Nereden geldi? Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Fransa'dan, Kanada'dan ve Arap ülkelerinden. Bir bölgesel koalisyon kurulması konuşuldu. Bu bölgesel koalisyonda hangi devletler olacak? İçeriği ne olacak? Bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız. Tabii ki İsrail'in İran'a vermeyi planladığı cevap ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve aynı zamanda da Rusya'nın bu konuyla ilgili tutumu oldukça önemliydi. Çünkü burada başlayacak olan bir savaş ya da ciddi bir çatışma sadece burasıyla sınırlı kalmayacak, Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacak, küresel ülkeleri de içine çekebilecek büyük bir dünya savaşına dönüşebilecek güçte. Bu sebeple aslında hem bölgedeki yeni gelişmeleri, ülkelerin mesajlarını, İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e bir saldırıda bulunmasının altında yatan nedeni, hangi mesajı vermek istedi, aşılan eşikleri ve belki de İran'ın stratejik sabrından sürekli bahsediyorduk. Acaba o stratejik sabır sonunda çatladı mı ve bu dünyaya neler getirecek? Hepsini konuşacağız, tartışacağız kiminle birlikte. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Ben hocamın yanına geçeceğim ve dünyanın sıcak gündemine mercek tutmaya devam edeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Önemli bir gündemimiz var. Aslında bütün dünyanın gündeminde, neredeyse basında en çok konuşulan konu. Bütün gündem alt üst oldu diyebiliriz. Çok fazla Gazze'yi konuşuyorduk. Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamı konuşuyorduk. Şimdi İsrail-İran savaşının acaba çıkacak mı? Yoksa belli bir sınırlama içerisinde mi kalacak? Bunu tartışıyoruz. Ben de size şunu sorarak başlamak istiyorum. İsrail-İran arasındaki savaş sonunda, hani hep o gölgede bahsettiğimiz milisler üzerinden gerçekleşen saldırılar sonunda gün yüzüne çıktı mı? Çünkü İran bundan sonraki süreçte bir daha milisler üzerinden İsrail'e cevap vermeyeceğini, kendisinin cevap vereceğini ifade etti. Bu ne anlama geliyor? Ve tabii ki demin konuşurken de söyledik, ilk kez İran topraklarından İsrail'e saldırılması hangi mesajı içeriyor hocam? Evet, aslında İsrail ile İran arasındaki mücadele eskiye dayanıyor. Evet. Biz bunu direkt iki ülke arasında çatışma olarak tanımlamıyorduk. Bir savaş kavramıyla tanımlamıyorduk. Düşük yoğunluklu çatışma. Bu çatışmayı daha çok sizin de ifade ettiğiniz gibi ya tabii vekalet diyeceğim ama vekaleti hukuki anlamda değil, vekil savaşçılar ya da örtülü operasyonlar. Bunda sadece vekil olan Hizbullah ya da Husiler ya da Irak'taki gruplar değil, dahil olduğu bir mücadeleydi. Ve bu mücadelede şunu görüyorduk. İsrail belli suikastlarla, mühendisler olsun, önemli İranlı devrim muhafızı komutanları olsun, suikastlarla, nokta atışı suikastlarla bir İran'a karşı bir mücadelede gerçekleşiyordu. İran'da Hizbullah dahil diğer vekil gruplarla ve de örtülü operasyonlarla bir karşılık veriyordu. Ve bu mücadele hiçbir zaman İran'dan dediğiniz gibi İsrail'e yönelik bir son gördüğümüz füze saldırıları gibi değildi. Kamikaze, evet. Dronlar, füzeler. Bu anlamda İsrail'in stratejik kabiliyetine karşı yönelik bir saldırı. Bu anlamda bir üst moda geçildiğini söyleyebiliriz. Ama yine de savaş kelimesini kullanmak erken olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. İran bu saldırıyı yaparken saldırısını bir meşru bir zemin içerisinde tanımlamaya çalıştı. Evet. Bunu da tanımlarken hangi meşru zemin üzerinde? İşte İran'ın Suriye'deki Büyükelçiliğin kompleksin içerisindeki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonucu ölen komutanlar, evet, var. Bu bir anlamda Birleşmiş Milletler'in
elçilik toprakları, tabii, Viyana anlaşmasının, hı hı, elçilik konvansiyonunun, elçilik topraklarının o ülkenin toprak parçası olarak kabul edildiği ve bu toprak parçasına karşı yapılan saldırıya Birleşmiş Milletler 51. madde Akdi'nin 51. maddesinde meşru müdafaa, hı hı, hakkı tanıdığını. Bunu tanımlarken de İran bizim sınırlı ve sorumlu bir şekilde. Evet, o vurgu çok önemli hocam. Sınırlı ve sorumlu. Ve dikkat edersek saldırı sırasında İsrail topraklarına düşen balistik füzelerin, hı hı, düştüğü yer Nevatim evet, askeri üssü, ki bu üssün özelliği şu: Suriye'deki konsolosla yapılan saldırının buradan kalkan uçaklar, hı hı, tarafından yapıldı. Yani şunu söyleyebiliriz hocam. Diyebiliriz ki İran aslında hem Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hem Fahrizade'nin öldürülmesi neden önemliydi? Kasım Süleymani çünkü İran'ın Orta Doğu'daki güvenlik politikalarını, güvenlik stratejilerinin başındaydı ve çok önemliydi. Irak'ta çok etkiliydi biliyorsunuz. Çok büyük bir darbeydi Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast. Akabinde Fahrizade'ye düzenlenen suikast oldu, nükleer çalışmaları ile ilgili. Çok önemli bir bilim insanıydı. Aynı zamanda da tabii yine bir generaldi. Ve sonrasında düzenlenen saldırıda Şam'da İran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda yine İran için çok önemli olan komutanlar hayatını kaybetti. 7 kişi hayatını kaybetti burada. Dolayısıyla aslında İran'ın verdiği İsrail'e cevap tamamen kendisine Şam'da düzenlenen saldırıya, kendi topraklarında düzenlenen saldırıya bir sınırlı cevap niteliğindeydi diyebiliyoruz o zaman. Tabii. Şunu sormak istiyorum hemen hocam, sözü size bırakıyorum. Dedi ki İran, mesajım Batı'ya. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj var. Yani aslında saldırının mesajının Batı'ya olduğunu söyledi. Amerika İsrail'e zarar vermek isteseydi İran zarar verirdi, değil mi? Yani bütün gücünü kullanabilirdi. Tabii çok ki daha büyük bir güç kullanabilirdi. Sınırlı bir güç ya da sorumlu bir saldırı düzenlemeyebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne acaba İsrail'i, yani bu İsrail'i korkutmak ya da bakın kendi topraklarımdan İsrail'e artık size daha da güçlü saldırabilirim mesajı mıydı? Ya da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de İsrail'i zapt et, tut ya da onu biraz daha artık hani çünkü Amerika da bu suikastleri düzenledi. Dolayısıyla bu konuda her iki ülkeye birden verilmiş olan ciddi bir mesaj mıydı? Çünkü biraz hocam İsrail'in aslında bu sınırlı ve sorumlu saldırısı biraz da böyle tiye alındı. Biraz espriler yapıldı ama İran hani isteseydi İsrail'e ciddi bir darbede vurabilirdi sanırım. Elbette askeri kapasitesi İsrail'e zarar verebilecek bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle geliştirdikleri balistik füze sistemi, evet, ki 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler artı Almanya ile İran'ın imzaladığı nükleer anlaşmaya İsrail o dönemde Netanyahu başbakan olarak karşı çıkarken sadece nükleer konunun değil bu balistik füze geliştirilmesinin de mercek altına alınmasını istemişti. Trump'ın itiraz ettiği maddelerden bir tanesi. Nihayetinde evet, 2018'de Trump başkan olduğu zaman 2018'de anlaşmadan Amerika'nın imzasını çekmesinin bir nedenini de bu sahip olan füze sistemi kapasitesine, kapasitesine vurgu yaparak gerçekleşti. Şunu unutmamak lazım. 7 Ekim'den sonra, Aksa operasyonundan sonra İsrail bu savaşı genişletmek istiyordu. Yani evet, sadece 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğuna değil, 29 Mart'ta Halep'teki, tabii, devrim muhafızlarının daha önce de yine Suriye üzerinde belli hedefleri, İran hedeflerini İsrail'in bombaladığını biliyoruz ki bir anlamda İran'ı da Orta Doğu'daki bu keşmekeşin içerisine çekmek ve tabii ki İran'ın bu çatışmanın içerisine girmesi demek Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i destekleyen Batılı müttefiklerin de dahil olması ki son olayda da bunu gördük. Evet. Çünkü İran'dan
gönderilen hani, füzeler olsun, kamikaze dronlar olsun, önemli bir kısmının aslında Amerika'nın, İngiliz ve onlarla işbirliği yapan diğer devletler İsrail topraklarına girmeden düşürüldüğünü görüyoruz, hı hı. ki bu anlamda da karşılıklı bir mesajlaşma olduğunu görüyoruz. Şunu da unutmamak buyurun lazım. Hocam. Bu saldırıdan önce İran zaten bunu yapacağını duyuruyordu. Evet. Belki direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olduğunu bildiği Orta Doğu'daki devletleri, Türkiye'de dahil bu anlamda evet. üzerinden mesajları gönderdiğini biliyoruz ki bu anlamda iki tarafta bu böyle bir saldırıyı bekliyor. Yani sorumlu demesindeki aslında kasıt bölge ülkelerini de bilgilendirerek bunun bir dünya savaşına ya da bölgesel bir savaşa dönüşmeden daha kısıtlı bir çerçevede kalması idi. Şimdi söylediğiniz konuyla ilgili ben sevgili izleyicilerimize de bilgi vermek isterim. 2015 yılında İran 6 dünya ülkesiyle birlikte sizin bahsettiğiniz gibi Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin ve aynı zamanda AB ülkelerinin de taraf olduğu nükleer sınırlandırma ile ilgili yani nükleer programı sınırlandıran İran'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma hem İran nükleer anlaşması olarak geçiyor hem de ortak geniş eylem planı olarak da geçiyor anlaşma. Şimdi buradaki maksat şuydu, tabii ki balistik füzelerle ilgili Trump'ın itirazının temelinde yatan şey işte belki bu saldırılar gibi saldırıları kısıtlamaktı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklama İsrail'in güvenliğinin birinci öncelikli olduğu. Dolayısıyla İran'ın nükleer ya da balistik füzesi gerekli zararı verebilecek durumda. Bu nükleer sınırlandırma karşısında da İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi söz konusuydu. Şimdi hocam size geri dönmek istiyorum. Bu küçük bilgiyi paylaştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var. Ve Trump'ın özellikle İran'la ilgili politikalarını bir önceki başkanlık döneminden biliyoruz. Bir önceki diyorum ama hani seçilecek mi seçilmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat kuvvetli adaylardan biri. Oldu da Trump kazandı seçimi. Bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı özellikle bu İsrail'le yaşanan gerilimden sonra politikaları nasıl olur ve bu bölgeyi nasıl etkiler? Tabii geleceğe yönelik tahminde bulunmak kolay değil. Tabii. Çünkü her ne kadar Trump'ın kişiliğinden de kaynaklanan evet. ama aynı zamanda Amerika'daki müesses nizamın da Trump'ın ne kadar dış politikada farklı politikalar uygulayacağı konusunda, atacağı adımlar konusunda ne kadar izin vereceğiyle de alakalı. Ama şunu söyleyebiliriz şu aşamada. Biden tabii ki yıllarını Amerikan siyasetinde özellikle dış politika ile ilgili sorumluluklarda geçirmiş bir kişi. Bir anlamda var olan müesses nizamı temsil edebilen kişi olarak görünüyor. Trump biraz daha farklı. Trump'ın oluşturacağı dış politika ekibinin nasıl olacağı önemli. Evet. Bir önceki eğer Trump'ın birinci bir önceki başkanlık dönemini göz önüne alırsa daha çok Trump'ın etrafında neokon dediğimiz muhafazakarlar dediğimiz bir anlamda oğul Bush döneminde önemli görevler almış siyasetçiler etrafında topladığını görüyoruz ki bu dönemde eğer Trump aynı şekilde dış politika ekibini oluşturursa İran'a karşı daha sert tutum takınabileceğini söyleyebiliriz. Fakat her ne kadar var olan bir denge var. Bir denge var. Her iki taraf her ne kadar birbiriyle mücadele etse de birbirlerine karşı bir caydırıcı denge politikasını devam etmek istiyorlar. Bunun bozulması halinde Orta Doğu'daki ateşin bütün dünyayı sarabileceğini görüyoruz. Ama tekrar dönersek uluslararası ilişkilerde biz aktörleri rasyonel aktörler evet. olarak algılıyoruz. Özellikle karar vericileri. O noktaya gidecek adımların atılmayacağını düşünüyorum ama şunu da beklemiyorduk açıkçası. İran'ın direkt olarak İsrail'i hedef alacak bu balistik füzeleri
göndereceğini beklemiyorduk. Tabii hocam, mesela şunu söyleyebilir miyiz acaba? İran kapsamlı bir bölgesel savaş riskini göze almıyor. Kesinlikle. Şimdi Netanyahu, ama demin siz de söylediniz, böyle bir riski göze almak ister. Çünkü Netanyahu kendisine sanırım bir oksijen alanı da açmak istiyor. Ve aynı zamanda Gazze konusunda özellikle şimdi ona birazcık değinmek istiyorum. Çünkü çokça konuştuğumuz bir konu ve İsrail Gazze, bu yani İran'ın saldırıları olmadan önce İsrail neredeyse yalnızlaşma noktasına gelmişti. Çünkü hem bu bölgede 35 bin insanın hayatını kaybetmesi, bir katliam gerçekleştirmesi, kıtlıkla, gıda vermeyerek, açlıkla insanları ölüme terk etmesi. Bütün bunların hepsi bundan sonraki dönemde İsrail'e yapılacak olan silah yardımı ya da verilecek olan destekler, müttefiklikler, anlaşmalar hepsinin yeniden tartışmaya açılmasına neden olmuştu. Ve hatta İsrail birçok ülkenin desteğini kaybetmişti. Sonrasında gerçekleşen İran saldırısıyla hem Arap ülkeleri, hem Körfez ülkeleri, hem Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ki başta olmak üzere. Çünkü 12 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri kendilerini İsrail'in savunmasına adadıkları ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bütün bunların hepsi tabii ki saldırı sonrasında çok daha kuvvetlendi. Şimdi bu sürece baktığımız zaman aslında İran biraz da İsrail'in, yani bu saldırıyla tamam sınırlı, kontrollü, sorumlu, ancak İsrail'e kazandıran bir eylem mi gerçekleştirmiş oldu? Bu kapsamlı savaşı göze almamasındaki neden de İran'ın daha sonrasında kendisine uygulanabilecek olan daha sert yaptırımlarla ekonomisinin çok daha çıkmaza girmesine neden olarak iç karışıklık ya da iç huzursuzluğun artması mıydı? Yani çünkü attığımız taş kurbağayı ürküttü mü? Hani biz hep ne deriz bir iletişimde bir mesaj verirken? Deriz ki attığımız taş kurbağayı ürkütsün, harekete geçirsin. Ama İran galiba hocam bunu pek gerçekleştiremedi gibi mi? Amaçlarına ulaşabildi mi? Aslında olaya şöyle bakabiliriz. İki taraftan da bakabiliriz. Evet. İlk önce İran tarafından bakarsak karar vericiler şu anda İran'ın hem ekonomik hem siyasi olarak en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor. İran'daki iktidar ekonomik sıkıntılar, siyasi olarak siyasi karışıklıklar söz konusu idi. Bunları bir anlamda kontrol altına tutabilecek ya da İran'daki halkı kendisinin arkasında destek olmasını sağlayabilecek bir aksiyon alması gerekiyordu. Buna uluslararası ilişkilerde biz bayrak altında toplanma. Evet. Eğer bir dışarıdan bir saldırı söz konusu olduğu zaman muhalif de olsanız var olan iktidar iktidarda olduğu için ülkeyi savunması için tüm gücünüzle destek verirsiniz. Bunu gerçekleştirdi. İkincisi olarak İran sürekli olarak İsrail'in özellikle Suriye'de ya da başka noktalarda İran hedeflerine saldırıları söz konusuydu ki bu İran'ı zayıf gösteriyordu. Buna karşı bir cevap vermesi gerekiyordu. Fakat şu da açık. İran o kadar da güçlü değil. Yani sorunları da var. Bu anlamda vereceği karşılık karşı tarafının kendisine daha büyük bir güçle karşılık vermesini engelleyecek ya da karşı taraf dediğimiz İsrail'i ve onu destekleyen batılı devletlerin tamam İsrail'i biz savunduk, bundan sonra İsrail saldırıyı yapmasın diyebileceği bir boyutta olmasıydı. İsrail açısından bakarsak onu da belli katmanlar şeklinde açıklayabiliriz. Birinci katman, Netanyahu kendi savaş kabinesinde sıkıntılar yaşıyordu. Savaş kabinesindeki savunma bakanı kendi partisinden, Likud partisinden Gallant'la ya da muhalif partiden eski savunma bakanı Gantz'la Gazze'deki savaşın ya da Gazze'deki İsrail'in saldırısının hangi boyuta taşınacağı konusunda anlaşmazlığı vardı. Biliyoruz ki Batılı hem karar vericileri, İsrail'i koşulsuz, kayıtsız koşulsuz destekleyen siyasi liderler de kendi kamuoyunlarında zor durumdaydı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail lobisinin önde gelen
aktörlerinden biri olan New York senatörü Chuck Schumer İsrail'i açıkça eleştirmeye başlamıştı ki bu 2015 yılında Netanyahu Washington'a geldiği zaman Obama istemediği halde onu kongreye getirip kongrede konuşmasını sağlayan Demokrat Parti senatörlerinden biriydi. Ne oldu? Bu saldırıyla beraber bir Netanyahu kabinesini tekrar kendisinin liderliğinde topladı. İki, İsrail'deki muhalefetin sesi kesildi. Üç, ne yazık ki bunu da açıkça söylemek lazım. Gazze'deki insanlık dramı unutuldu. Evet. Yani şu anda bütün haberler Türkiye'deki yayın kuruluşları, medya kuruluşları da dahil Gazze'de o yaşanan dram unutuldu. Batı kamuoyunda da İsrail'e karşı gelişmiş olan bu soykırımcı söylem yerine İsrail işte kendisini savunmaya çalışan bir devlet yine konumuna taşındı. Yani bir anlamda bu saldırının belli ölçülerde kalması sebebiyle de iki tarafın da belli ölçülerde kazanç sağladığını ama asıl kaybedenin Gazze'deki insanlar. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla biz gündemi Gazze'de tutmaya ve her seferinde yine Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeye devam ediyoruz. Çünkü sorularımdan bir tanesi de bu minvalde şu olacak hocam. Şimdi İsrail Batı'nın yani Batı'nın hepsini demeyelim de büyük bir kısmının desteğini arkasına aldı. Arap ülkelerinin desteğini arkasına aldı. Bir rüzgar aldı şimdi. Şimdi İsrail bu rüzgarla İran'a yönelik bir hamle mi yapmak ister? Her ne kadar Refah'a saldırısını ertelediğini söylese de yoksa Gazze'de artık hani son Refah'a saldıracağını söylemişti biliyorsunuz o hazırlık vardı. Gazze'de mi daha yoğun bir çatışma, daha yoğun bir saldırı olur yoksa İran'a cevap vermeyi mi tercih eder? Çünkü böyle bir rüzgarı arkasına aldığı noktada İsrail'in ne yapacağı gerçekten çok da büyük bir merak konusu. Tabii şunu açıkça ifade etmek lazım. İsrail'in tarihine baktığımız zaman İsrail Batılı devletlerin Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere onu sınırlandırmasına sınırlandırma çabalarını bazen aştığını yani tabii. kendi başına hareket tabii, ettiğini tabii. görüyoruz. Operasyonlar, savaşlar başlattığını görüyoruz. Onu unutmamak lazım. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu İran'ın saldırısı sonrası oluşan bir koalisyon atmosferini kaybetmek istemez. Evet. Eğer Gazze'ye döner, Gazze'deki saldırılarına başlarsa bu sefer Arap devletleriyle olan bu İran'a karşı yönelik o koalisyonun tekrar bozulmasına sebep olabilir. Onun için bunu bekleyeceğini ya da yapacaksa İran'a karşı operasyonu sınırlı. Bu yine nokta atışlı suikastlar olabilir, bombalamalar olabilir ya da elektronik savaş dediğimiz. Artık savaşın sadece fiziki savaşların olması değil artık savaşın farklı boyutları da var. Siber bir savaş. Siber savaş başlatabilir. Bu da önemli. Zaten Netanyahu'nun bu İran'ın saldırısı sonrasında yaptığı bir açıklama var. İşte Refah'a yönelik kara harekatını dondurduk. Evet. Tamamen bitirdik demiyor. Dondurduk. Burada karşılıklı tabii pazarlıklar olacaktır. Şu anda İsrail kabinesi, savaş kabinesinde İran'a yönelik nasıl bir cevap verileceği konusunda çalışma. Batı basınında da hocam özellikle yani alınan bilgiler doğrultusunda tabii ki söyleniyor bu yapılmış olan resmi bir açıklama yok ama çok kısa bir zaman içerisinde hani mesela dün akşam bekleniyordu böyle bir şey işte bir gün içerisinde bekleniyor birkaç saat içerisinde bekleniyor diye açıklamalar geliyor İsrail'in İran'a vereceği cevapla ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri de ama böyle bir durumda İsrail'in savunmasında yardımcı olacağını fakat saldırılarında arkasında destek olmayacağını açıkça ifade ediyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Diyelim ki İsrail'in hatta İran'a bir cevap vermesini istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Çünkü bölgesel bir çatışma o zaman küresel boyutta ülkeleri ilgilendiren bir duruma dönüşebilir. İsrail İran'a cevap vermezse
İran'ın saldırganlığı ya da bu saldırısı normalleşmiş olarak kabul edilecek endişesi mi taşıyor acaba İsrail? Kesinlikle yeni güç denkleminin oluşmasını istemiyor İsrail. Evet. Ya da bu güç var olan İsrail ile İran arasında var olan bu mücadele alanında İran'ın bir üst noktada olmasını istemiyor. O üst nokta ne? İran'ın kendi topraklarının İsrail'in topraklarını vurabilme kabiliyeti. Bu anlamda İsrail hem o üstünlüğün, daha önce var olan üstünlüğünü, her nerede olursa olsun İran hedeflerini bombalayabilme, suikast yapabilme, ki bunun İran içerisinde yaptığını da biliyoruz. O kabiliyetlerini korumak isteyecektir. Bir anlamda İran'a karşı var olan mücadelesinde bir anlamda caydırıcılık denklemini kaybetmek istemeyecektir. Peki hocam, bir de şunu sormak istiyorum size, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu bölgedeki denklemde bundan sonraki sürecin nasıl ilerlemesini, tabii Çin'i de işin içine alabiliriz. Çünkü çok fazla hem yatırımlar var, hem anlaşmalar var, hem bloklaşmalar var. Tabii ki bu bölgedeki bu gerilimi değerlendirirken mutlaka Rusya-Ukrayna savaşını da belki göz önünde bulundurarak bir şeyler söylemek lazım, bir değerlendirme yapmak lazım. Küresel ölçekte baktığınız zaman buradaki gidişatın nasıl şekilleneceğini söyleyebiliriz. Önce Rusya'nın ve Çin'in bu olayla ilgili tepkisine bakmak, aslında tepkisizliğine bakmak lazım. Bu anlamda Rusya'nın net bir ilk anda tavır değil, daha sonra ilk önce Birleşmiş Milletler temsilcisinin, daha sonra sözcünün, en son olarak bugün de Putin'in bu konuyla ilgili açıklamaları var. Temel olarak Rusya bu çatışmanın büyümesini istemiyor. Ama var olmasını ister. Çünkü bu anlamda Batılı devletlerin dikkatinin Orta Doğu'ya yönelmesi, Ukrayna'daki durumun Rusya lehine dönüşmesini sağlar. Ve Rusya'nın, İran'ın yaptığı saldırı yine Birleşmiş Milletler'in şartındaki 51. maddede meşhur müdafaa düzeyinde kabul ettiğini görüyoruz. Nitekim İsrail'in Moskova Büyükelçisi, işte Rusya niye tepki göstermiyor İran'ın saldırısına yönelik? Rusya'nın cevabı da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharov'un ağzından. Dedi ki, Ukrayna'nın bizim iç topraklarımıza, Rus sınırları içerisinde yaptığı saldırılara siz bir tepki gösterdiniz mi bugüne kadar? Ve sonuç itibariyle bunu bir meşru müdafaa olarak gördü. Ama şunu da söyleyebiliriz, şunu net bir olarak. Orta Doğu'dan alevlenecek bir mücadelenin dünya genelinde kapsayacak bir mücadeleye dönüşmesini de istemez. Tabii. Sadece o yangının Orta Doğu'da devam etmesini, sınırlı düzeyde devam etmesini tercih eder. Kontrollü bir kaos aslında belki de. Tercihi o noktada olur. Çin'in de, çünkü biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandan beri dikkatini Atlantik'ten Pasifik'e çekeceğini söylüyordu. Var olan işte bölgesel çatışmalarda mümkün olduğu kadar elini ayağını çekeceğini, ki Orta Doğu'da buna dahil idi. Fakat Orta Doğu'da ayrılamadığını, çatışmaların içerisine direkt müdahil olduğunu görüyoruz ki Çin bunun devam etmesini tercih eder. Tabii bu çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini istemez. Nereden bunu biliyoruz? Çin'in İran'la Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk çabası bu anlamda önemli bir çabaydı. Aynı zamanda hocam, tabii İsrail'le yaptığı anlaşmalar da var. Ekonomik olarak bir takım yatırımları da var. Liman kiraladığı vesaire. Hayfa'da. Bütün bunların hepsi de aslında belki de küresel güçlerin elini kolunu da sınırlayan noktalardan biri. Belki küresel güçler belli bölgelerde olan çatışmaları kontrol edilebilir, kendilerinin kontrol edebildiği seviyede tutmaya çalışıyorlar. Evet. Çalışıyorlar ki bu anlamda etkileri, o bölgedeki etkileri devam edebilsin ve o bölgedeki ülkeleri de kontrol edebilsin.
Yani hem aynı hem kendi varlıklarını aslında devam ettirmek, kendi çıkarlarını devam ettirmek, hem de bölgedeki kaosun kendi kontrollerinde olmasını sağlamak ve bir ani bambaşka bir savaşa dönüşmesini engellemek için büyük ihtimalle. Bu anlamda da zaten İngiliz Dışişleri Bakanı, eski başbakan David Cameron'ın İranlı mevkitaşıyla yaptığı bir görüşme var. Hı hı. Sınırlı olmasını istiyor. Cameron bir de aynı zamanda İsrail'le de yaptı. Hı hı. Diyor ki tamam diyor, bu olay sizi düşünürken sadece kalbinizle değil de aklınızla da düşünün sonuçlarını. Hı hı. Diyor ki bu anlamda diyor demek istediği buradaki çatışma olabilir aranızda. Hı hı. Fakat o çatışmayı çok daha üst bir seviyeye taşımayın. Biz bunda müdahil olmayız en azından saldırı konusunda. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Efendim bu akşam Mercek programının sonuna geldik. Profesör Doktor Yaşar Sarı bizimle birlikteydi. İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Biz programı kapatmadan önce öncelikle bizleri izlediğiniz için sizlere ve aynı zamanda kamera arkası ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.